Hoş geldiniz. Kocaeli Spor kariyerimizin yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bakalım Körfez maceramızda bu bölümde neler yaşayacağız. Fatih Karagümrük deplasmanına gidiyoruz. Bakalım Karagümrük yanacak mı yoksa bizi mi yakacak? Emosu'yu da bir ara kadroya alalım değil mi? Yani oynaması lazım. Moraller biraz sallantılı. İki maç üst üste kaybedince tabi. Moraller bozuldu ama bence bozulmasın. İki maçın tek bir hatası var. Pozitif değil standart oyun anlayışıyla çıksaydık belki biraz daha iyi olabilirdi. Sonuç bizim için bu maça pozitif futbol. Topa daha fazla hakim olacağımızı düşündüğüm, daha baskın oynayacağımızı düşündüğüm bir oyun tarzı olduğu için onunla çıkacağım. Burak Bekaroğlu, Kolkır, Honsak, Filipe Kuruz Atakan ve Ozdaya var ön liberoda. Orta sahada Ozdayev de fena bir oyuncu değil. Atakan Çankaya da çok agresif, sert bir oyuncu. Zaman zaman çok düşük özelliklere sahip. Bazı... E, oh ses çok açıkmış özür dilerim. Ya da iyi miydi bilmiyorum. Bazı özellikleri çok iyi olmasa da agresifliği üst düzey. Valho yetişemedi. Neyse yine Ahmet... Yani Gong, ya şu topları kaptırmayın şöyle. Yani Recep'e atın omuzu alın topu abi. Oğulcan Çağlayan tehlikeli bir oyuncu ama ön libero ikilisi beni daha çok ürkütüyor. Ozdaya ve Atakan Çankaya. şey için çok kolay bir top. Hadi ağlar, hadi. Volverin ağlar, Volverin beyler. Güzel bir maç olsun. 3 puan olsun. Victor Luiz çok iyi. Adeboyeho kalecinin müdahalesine rağmen Unbehaun. O nasıl bir kaleci ya? Unbehaun. Nereli çok merak ettim. Bakacağım ismini şimdi gördüm. Yani Luiz iyi e. driplingle gitti. Bütün kanallar tıkalıyken bir anda stoper tandemi Burak Bekeroğlu ve Honsak tamam da yani Yo kolkır sen nereye çıktın? <laughs> Sormazlar mı adam abi? Burada ben de diyorum Allah Allah ne kadar açık kaldı şey orası arası. Stoperlerin arası. Çok merak ettim. Kolker nereye gitti? Sen kime baskıya gittin abi? Gerçekten bana bunu anlatır mısın? Allah Allah. Adam yani bir amacı yok herhalde ya. Gerçekten çok enteresan. Yani sen oraya kadar niye açılıyorsun ki? Cık. pozisyon alma falan kaç? 13. Yani bu hatayı yapmaman lazım senin. Ön sesi falan da kötü değil. Nereye gitti çok merak ediyorum. Burada verilen talimat da önemli. Aspirilla Diop. Aferin işte. Uzun boylu oyuncuların attığı. Daha doğrusu uzun boylu oyuncuların indirdiği kafa topları. işte Aspirilla Diop. Adeboyeo'ya kadar gidiyor. O da iyi tercihte bulundu. Koelho biraz sallantıda bu aralar. Koelho yerine herhalde bizim Genç Kaan'ı e, atacağız oyuna. Kaan'ın da biraz daha süre alma ihtiyacı var. Oyun son güncellemesi geldi. Son güncelleme ile birlikte bakmadım neyin güncellendiğine. Yeterince ayar kırıklığı yaşadık zaten bu konuda. Oo, Asprilla asist Adeboyeho açıldı. Yani bitiriciliğin çok yüksek olmasına ihtiyaç yok ya. Atıyor adamlar. Burada tabi Aspirilla iyi kontrol. Burak ne yapıyorsun abi? Yani Kolkır, Burak ne yapıyorsunuz? Siz nasıl stoperlersiniz ya? Birisi Aspirilla top kontrolü yaparken hiç oralı değil. Diğeri de adam alıp önüne alıp vururken oralı değil. Bunlar dağılmış abi. Takım olarak kötü haldeler. Şu zihinsele baksana çok iyiymiş. Ben alıp oynatırım bu arada Burak ve Keroğlu'nu. Umbehaun nereli ona bakacağız. Ama. Ama. Mehmet yapma ve gözünü seveyim yanında adam var şu topları indirmeyin diyeceğim ama gerçekten kim olursa olsun bu hataları yapabiliyorlar ya Bunlar yapılıyor Hadi boya boya bırakmadılar yalnız Aspirilla'nın hem hücum yedik bu gol bu arada Ya gol ya işte Penaltı Çünkü savunmada bizim oyuncumuz topa müdahale etti ona rağmen rakibe gitti o top Coelho yerine Kaan Arslan ikinci yarı olabilir ya hem sarı kartı var hem e, kötü yani iyi değil 6.7 benim için çok iyi değil aslında kötü sayılmaz ama hadi Erçe şey diyeceğim Erçe şey de ya tutuyor ya ters, ters köşeye gidiyor yani nasıl bir şeyin arası yok dersen bunun arası yok işte abi adam <laughs> ya tutuyor ya terse gidiyor Aspirilla bugün muhteşem oynuyor tek kelimeyle harika oynuyor Aspirilla savunmaya yardımı yaptığı asist kendine özgüveni var. Yani süperlik oyuncusu olduğunu gösteriyor. İkinci yarıyı başlat diyelim. 6 şut çektik 3 kaleyi buldu. Ee, rakibinde 2 şutu var sadece 1 kaleyi buldu. Pozisyon vermiyoruz. Yani 1-0-1 gol beklentisini boş verin. 0-24 gol beklentisi var rakibin. Ee, orta sahada kötü oynayan oyuncular var. Şimdi müdahale etmek gerekiyor bence. Çünkü Ahmet İldiz çok kötü oynuyor. Tabii kötü oynayan bir oyuncu yanındaki arkadaşını da Kötü gösterir ya top kapman çok kötü senin Engong'un da sarı kartı var şimdi Berkay'ı atacağız buraya Berkay da e, Yani sahaya kendini veremiyor neyse Hasan Özkan'a atalım Hasan'ın Takımdaki e, mücadeleci gücüne ihtiyacımız var Evet top kapma çok kötü ama Alsın e, Ture çok kötü e, Artur'u atalım buraya Momardiop yerine de şuraya bir Tayfun yapalım Evet Orta sahadan e, değişiklikler umarım karşılığını alırız. Victor Luiz iyi oynuyor bu maç. Bir e, sözleşme davasına bir kavga, gürültü oldu. Bir hafta kestik falan. Çok başımız ağrıdı. E, 80. dakikaya geldik. Ben iki değişiklik daha yapayım. Ya da tek değişiklik yapalım. Mehmet yerine Kaan Kurt'u atalım. Son değişiklik hakkımızı da daha çok çabalayın beyler diyelim son değişiklik hakkımızı da Herhangi bir sakatlık vesaire olası bir Problem için Saklarız Hasan fena oynamadı bu arada 6.7 bence Kabul edilebilir bir rakam ve evet deplasmanda 2-1 kazandık Yani topa sahip oluruz dedik ve olduk rakibi de kalemize çok yaklaştırmamıştık ilk yarıda ikinci yarıda Çok daha fazla şut çektiler ama Gol beklentileri 0.49'da kaldı penaltı hariç yani kaleyi bulan bir şutta penaltı olduğunu sayarsak yani 7 şutta sadece bir kez kaleyi e, denk getirebilirler. Onda da e, çok etkili değillerdi. Aslında kadromda görmek isteyeceğim güzel oyuncuları var bu arada. Ee, Burak Bekeroğlu her ne kadar atletizmi çok kötü olsa da şu zihinsel özellikleri bence çok iyi. Teknik özellikleri de harika. Markaj 15, top kapma 14, kafa vuruşu 14. Türkiye standartlarında yerli stoperler arasında fiziksel özellikleri çok kötü. Yani zihinsel ve e, teknik anlamda çok iyi bir stoper. Luka nerelisin sen? Alman. Evet. Umbe Han. Çok iyi kaleci. Pozisyon alma çok kötüymüş ama ya. Evet pozisyon alma çok kötü. Bölge hakimiyeti falan çok iyi bu arada. Hani çıkıp yan topları falan alır. O anlamda çok iyi kaleci yan toplarda ama pozisyon alma kötü. Ee, ama tabii 4-4 kaleci de bulmak zor Evet artı 3 yazdık teşekkür ediyoruz kara gümrüklü Yöneticilere de bizi iyi ağırladılar ligim bundan sonrası için onlara başarılar diliyorum Ve Fenerbahçe ile oynayacağız Yine zor bir maç Fenerbahçe'yi konuk ediyoruz Ligde iyi durumda değil gerçi Fenerbahçe bu arada bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Ne oynuyorlarmış? 4-2-3-1 İrfan, Lincoln ve Rossi. Hücum üçlüsü sert oynadığımız zaman oyundan düşebilecek bir takım. Rossi'nin cesareti 8. Lincoln'ün 12. Lincoln'i yüksek yapmışlar. Gene İrfan'da 11'miş. O zaman sadece Rossi'ye sert oynayacağız. Ronaldo Vieira. Vieira çok ürkütücü bir tipi var yalnız adamın çok agresif bir adama benziyor ama özellikler o kadar da değil. İngiliz bir de. Sol bekte Aziz Behiç, evet yıllar süren sol sıkıntısını Aziz Behiç'le gidermişler. Sağ o Osayi, Jalo gelmiş. Serbestten gelmiş olması lazım Jalo. Ben yanlış hatırlıyorum. Kiralık Lille'den kiralanmış soğukkanlılık yok. Yani ee, baskı altındayken böyle, şöyle pres şiddetini her zaman yapalım. Baskı altındayken eli ayağına dolaşabilecek bir stoper gibi gözüküyor. O sayede zaten yapacak bir şey yok. Ön çok komik. Şey komik diyorum çok yüksek. Bindirmeleriyle fark yaratacaktır. Rossi'ye de sert oynarsak. İrfan'a da sert oynayabiliriz biraz. İrfan'da da arkada bu ne kadar teknik kapasitesi yüksek ya. İrfan sağ ayağını o kadar iyi kullanıyor mu ya? Lincoln'e de zayıf ayak diyelim. İrfan'a da zayıf ayak diyelim. Pedro'ya yapacak bir şey yok. Pedro zaten oyunda ekstra ekstra iyi bir oyuncu. Aziz Bey hiç de var mı bir şey yok. Tamam. Geldik biz kendi takımımıza. Ee, sadece önümüzdeki maç diyeyim. Öyle pozitif futbol değil dengeli yapalım biraz daha. O özgüven patlaması olmasın takımda. Öf, orta sahada değişiklik tam Ahmet'le başlayalım böyle kalsın Ture yani yeni bir ülke yeni bir takım alışacak tabi zihinsel olarak da çok yetersiz aslında ama daha bu çocuk 18 yaşında bunları bu zamanda oynatmayıp da ne yapacağız ee, diyeceksiniz ki abi Bedirhan'ı oynatmıyorsun o çocuğu oynatıyorsun ama tabi aradaki kalite farkı da belirgin en azından Bedirhan'dan e, seviye olarak daha iyi olacağını düşünüyorum ben Allah ım. çok yemeyelim be. Hadi sahaya çıkın ve onları yıpratın beyler dedik. Crespo, Vieira hadi bakalım. Yani rakip stopere yaptığımız baskı acaba işe yarayacak? Mı? Ben en çok onu merak ediyorum. Yani karşılığını alırsak çok keyifli bir şey olacak bizim için. Ahmet İldiz kullandı. Hadi boyu. Ho. Yani Etkili bir kafa vuruşu geldi o Yavadan bu arada. Tebrikler. İki şut çektik. Kaleyi bulan bir şut yok. Rakip henüz kalemize gelemedi. İnşallah böyle devam eder. Aslında pozitif futbol da oynayabilirdik. Yani ligde çok da böyle iyi oynamıyorlar. Çok alt sıradalar. Engong iyi gördü. Mehmet. Lan nereye vuruyorsun onu ya? İkinci yarı belki pozitif futbola dönebilir. Çünkü baskı bayağı kurduk beklentimizin üstünde. Ahmet kullanıyor. Altay elinde. olan Allah'ım ben bu maçı kaybedeceğim herhalde. Ture de sakatlandı. Dur zorlamayalım şu çocuğu. Artur'u atalım. Şunu da pozitif futbol yapalım. Biraz daha baskıyla başlayalım. Evet sana inancım tam. Sahaya çık ve fark yarat. Victor Luiz topa müdahalelerde sertliği azalt diyelim. Soyunma odasına gidelim. Ee, topa sahip olma konusunda çok kötüydük. Daha iyi olmanız lazım diyelim. İsabetli şutlar çekmeniz gerekiyor artık dedim. Biraz daha efektif olun 3. bölgede. Çünkü topa sahip olma değil, çektiğimiz isabetli şutlar bize e, puan ya da puanlarla buluşturacak. Evet Fenerbahçe'nin ilk highlight'ı Burada da yiyeceğiz herhalde. Aferin iyi baskı Diop. Lan nasıl aldınız o topu öyle ya tam ava giderken avlanıyor muyuz? Bomboş Lincoln. Erçe çok iyi kapattı Rossi. Ay yiyorduk. Yani ava giderken avlanıyorduk. Hocam ya şu elle oynama işinde o kadar iğrenç yapmışlar ki. Kaçıncı penaltı ya? Bu kaçıncı penaltı abi bizim yaptırdığımız? Her maçta penaltı var abi. Bu ne ya? Kaçıncı penaltı bu ya? Bıktım. Abi ne ben bu kadar sık penaltı kazanayım ne rakip kazansın ya bu? Her atılan yüksek topta penaltı olmak zorunda mı ya? Cık. Geçen maçta da penaltı oldu. Bu maçta da Biraz kendinize gelin beyler. 1-0. Mehmet yerine Kaan Kurt'u attık. Victor Luiz'in de kartı var. Ee, Mario Sergio'yu attık. Orta sahada yani Ahmet Engong fena değil. Ee, Aspirida Diop şu Diop'u biraz daha böyle hücum yapalım bakalım. Değişiklikleri onayla dedik. Yani bulduğumuz pozisyonları değerlendiremeyince böyle oluyor işte aga. Atacaksınız onları o top. Ya bunları da kaptırmayın abi kale ağzından ya. Ya o, o top işte alt ay boşa çıkıp elinden sektirince topu o, o topu vuracaksın abi kaleye vuracaksın. Yani direğe nişanlamayacaksın. Adamlar resmen ilk yarı oyunda tuttu. ikinci yarı sk skoru almak için oynadılar ya. Biz yine dengeliye döndük abi top onların olsun zaten topa e, hakim olamadık da Ya ha 1-0 ha 3-0 zaten oyuncular yoruldu ne ee, yapabiliriz Aspirin'le yerine Fatih Aktay Muardi yok burada Evet öyle çok da eli ayağına dolaşmıyormuş ee, Çalışkan Forvet hücum yapalım Hangong çok yorulmuş. Hasan Özkan'ı atalım. Hasan'a herhalde Hasan'a ihtiyacımız olacak ya orta sahada. Ya kötü biraz işte kalite eksikliğimiz var bazı noktalarda. O da ortaya çıkıyor. Evet. Galatasaray maçında bu maçta bulduklarımızı alsak, o baskı bul, baskıyı arttırdığımız dakikalarda skora gitsek ee, rahat edeceğiz. Bu da gol. Hah. Hadi Lurs! <laughs> Bu nasıl bir top gönderme şekli. İkinci yarı zaten tamamen rakip oyunu aldı eline. 3 tane sarı kart. E, 52. dakikada penaltıdan yediğimiz bir gol. Ne yazık ki sahadan mağlup ayrılıyoruz. Zaten yönetim taraftarlar maçı kaybedeceğimiz konusunda e, çok eminlerdi. Hani onların da bir beklentisi yoktu. Yani kazansak çok güzel olacaktı. Bu arada bir sonraki maç 15 gün sonraymış. O zaman ben de bir tatile gideyim. Şu maçtaki şeyleri izleyelim. Sivas plasmanla gidiyoruz. 15 günlük milli takım arası vardı. Umarım iyi değerlendirmişlerdir. Ben de gittim biraz gezdim, dolaştım. Yani 2 yıldır Doğru düzgün izin yapmıyorduk. Doğru düzgün dinlenmiyorduk. Bıraktım takımı dedim. Ben gidiyorum arkadaşlar. Ben rahat bırakın dedim. Ve yolumuza baktık. Ee, orta sahada uyum. Sol bekte. Forvet arkası ve forvette uyum var. Coelho ile Kaan arasında da bir aslında şunu son kez bir deneyelim mi? Evet. Ben Adil hazır bir uyum yakalamışken çok iyi olmasa da yine bir şeyler var. Ee, takım bildir diyoruz. Sivas deplasmanı bizim için beraberlik olabilir bence ya. Bugüne kadar hiç beraberliğimiz yok mu bizim? Evet 4 galibiyet 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yolumuza devam ediyoruz. 10 galibiyetten sonrası benim için lig bitmiştir zaten. Ama işte biraz da beraberlik almak lazım. Ersun Yanal var. Hocam hayırlı olsun. Baba Fernandes mi? Nasıl bir oyuncu adına? Baba Fernandez. O kim? Ha. Çok çok güzel profili vardı. Bir dakika e, ee, kimse bu maçtan galip ayrılmayacağını düşünüyor Tamam diyelim. Taktikler dedik. Rakip. Baba Fernandez bak soğukkanlılık çok kötü. Her zaman pres yapabiliriz. Robin Yalçın Onunla geç o iyi bir adam. Erdoğan Yeşil Yurt, Charisis, Mesut Çetin, Nivcen, cesaret çok kötüymüş. Sert yapalım. Bartu Göçmen bitiricilik o nedir lan? Nasıl bir olay? Soyma odası diyelim çok kaliteli bir kadro. Ya ne kadar kaliteli kadroları var abi. Yani bilmiyorum ki hani hangisi çok kaliteli. Robin iyi diyebileceğim. Uğur Çiftçi iyi. Ferreira yani ortalama bir bek. Çok iyi Bedo. Vur kale. Of. lan çok iyi başladı maç be. Çok iyi. Hadi diyor. Ah of 3 Üç şut çektik. Çok iyiydi kaleyi tutan şut. Yani Ahmet İldiz'in vuruşu muhteşemdi. Ee, soşima çok iyi kurtardı. Bedo çok iyi bugün diyor. Topla buluştu kale ağzı. Ade Boye. aslanım benim be. Evet Bedo forma benim diyor. Bunları çok iyi yapıyordu zaten. Evet 3 kişi fişek gibi fırladı. Adeboyeho Aspirilla da yani bir öne koştu. Ondan sonra bir geri geldi falan. Savunmayı zaten arkaya da sekso otop bomboş ağlarla buluşturacaktı. Kaan e, yani bizim bir sabek bulmamız lazım. Kaan ve Mehmet'le olacak iş değil. Yabancı kontenjanında yerimiz var zaten. Bir yabancı atabiliriz. Yani Ahmet, Diego Coelho, Erçe 3 Bedoy'u da oynatırım gerekirse. 4 yerlimiz var. Yani bizim bir tane Sabek yabancıdan çekmemiz lazım gibi geliyor bana. Uğur ama Aferin Aspirilla. Engong. Coelho çok iyi gönderdin. Oyunu açtı. Victor Luiz de oyuna dahil etti. Aspirilla Yap bakalım şovunu. Çok iyi gönderdi. Allah'ım aklımı yitireceğim. Yine asist. Asprilla. Bir asist daha yazdı hanesine. Adeboyeho havadan yerden her yerden atıyor. Asprilla çok iyi çekti. Robin Yalçı mı bu? Evet. Robin Yalçın'ı hatırlayanlar olacaktır. Eski FMS serilerinde zaten orta sağ e, kökenli bir oyuncu. Sonradan stopere falan evrildi. Bazı eksikleri oluyor. Yani iki gol attık. Buna rağmen Soshima rakip adına en iyi oynayan oyuncu. E, devam abi. vedo e, kart, Lürskan. Yani dört sarı kartımız var bence. Bir müdahale gerekiyor orada. E, yani. Engong yerine buraya Hasan Özkan'ı atabiliriz. Evet ee, maç eksiği falan var. Ama bakalım Hasan da, ef, Hasan da boş değil. Mehmet'e atalım. Hasan. Aferin Hasan. Ah çok iyi be. Bak gol. Ya da çok tehlikeli pozisyon. Ah Aspirilla. Çok iyi vurdun paşam. Olmadı be. Cık. Aferin Aspirilla. Hadi Bedo tekrar alıp devam edemedi. Evet 80. dakika yorulduk. Aspirilla yerine buraya Melih Postan'ı atabilirim. Hatta Melih'i direkt forvete atıp Hadi Boyeo'yu biraz daha kanada atayım. Hani stoperlerle buluşmasın. Yoruldu zaten. Bedo yerine de Emirhan'ı attık. Ahmet yerine de hadi Berkay'ı atalım. Artık bitti maç zaten. O, aferin Erçebe. Deplasmanla, 3 puanla dönüyoruz. Yapmayın kardeşim. Şu topları şöyle indirmeyin. 50 kere söylüyoruz ya. Robin. Lan 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 lan. Bitti bu maçta böyle bitti. Deplasmanda 3 puanı aldık. E, ulan bitsin artık arkadaş tamam yani. Atacaklarsa da atsınlar bir tane rahatlasınlar ya. Buna o... Hoca bitir hoca. Hoca bitti. bu maç niye böyle çıkmaza girdi? Bitsin artık. Tamam 2-0 ya atacaklarsa bir tane gol atacaklar bitecek. Ne bu kadar daha bu işin şovundalar ya. Bize niye niye böyle sıkıntıya soktunuz ya? Allah Allah. Ya bunu bu maç böyle bitecek yani bu maç belli ediyor kendini. Evet çok güzel. Teşekkür ederim. Bu kadar ya. Maçın başından sonuna kadar üstün oynadık abi. İstersen 100 tane şut çeksinler. İki katından fazla gol beklentimiz var. Kaleye bulan doğru düzgün şutları yok. Evet. Tebrik ediyorum. Aspirin'le harika bir asist kardeşim. Harika. 15 puan ben. Ben ama gene söylüyorum. ilk onda. Aa bu hafta Kasımpaşa yalnız biz. Yalnız şunu söyleyeyim. Ee, Tabi Sivas maçında bence stoperler ee, yani yetersiz olduğu için böyle bir sonuç oldu. Engong hemen Hasan abi. Hemen Hasan atacağım oraya. Emo atalım. Ee, Kasımpaşa maçında e, kazanırsak çok rahat olacak çünkü bak burada 12 puan var. Ee, biz de 12 puandık. 15 yaptık. Bu güzel oldu bizim için. Ee, Kasımpaşa maçını kesinlikle kazanmam lazım. Yani lig sonuncusuna kaybetmemek lazım ama lig sonuncusuna da kaybederiz. Serdar Dursun gol kralı. Ahmet Kutucu ikinci sırada ikisi de onar golü var. Adeboyeo 7 golle üçüncü sırada. Serdar Dursun atıyor arkadaş. Yani bu oyunda Serdar Dursun atıyor. Normalde de oynasa atıyor. Öyle değişik bir adam yani. Bu bölümün son maçı kendi evimizde Kasımpaşa'yı ağırlıyoruz. Eğer bu maçı kazanırsak 4 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet ki muhteşem olacak. Ben zaten hani kadro kalitesiyle benim kadro kalitem arasındaki uçurum olan takımlardan puan almayayım. O önemli değil ama bana denk takımlardan puan alırsam zaten ligde kalacağız. Yani sezon öncesi bakışta da bizim 15. sırada bitireceğimiz gözüküyor burada. Tabi bu zamanla da değişiklik oluyor diye hatırlıyorum. E şurada 17. Ee, sıra 4 sıra yükseldi hem bu Türkiye Ligi'nde ama. 15. sırada olacağımız e, tahmin ediliyor. yalnız Fenerbahçe şampiyon gene her zamanki gibi Fenerbahçe şampiyonluk parolasıyla başlamış. Gene oralardan uzak neyse abi. Bu, burada bile aynı yani takımın kaderi. eee abi. Tamam? Orta sahada Hasan, Ahmet iki tane yerli oyuncuyla çıkıyoruz eksiklerimiz var ama önemli değil abi. şey olacağım. Başarılar diliyorum. Kasımpaşa çıkış arayacaktır. Kasımpaşa e, bu çıkmazdan kendini kurtarmak için şeyler yapacaktır. İyi de kadro Tırpan, Hayrodinovic, buruma çok ters bir stoper ya. Kimmiş bu Plechaty? Soğukkanlılık yine kötü. Yani yine e, presle şey yapabiliriz bu arkadaşı. Aklınızda bulunsun. Yani soğukkanlılığı da kötü olan bir savunmacı falan görürsünüz. bu. Yalnız Sergio Lopez çok iyi stopermiş bu. nereden aldınız? Kiralık bu. Yok. Yeni mi geldi? Bedelsiz gelmiş. Çok iyi stoper. Çok iyi. Biraz güçsüz falan eyvallah ama Hayradinovic. Halis Hayradinovic. Hayredinovic'e sert. Bu arkadaşa da her zaman devam. İki önce özel talimat verdik. Özel talimatlara da çok abartmamak gerekiyor. Yani sonuçta bizim verdiğimiz özel talimatlara göre de takımdaki oyuncular bazı şeylerden feragat edip onları yapmaya çalışacaklar. Bazen bulundukları noktaları terk edecekler bu yüzden. Bunları da göze alıp bunları da düşünüp bu talimatları vermek lazım ama hem Haris'in top kullanma becerisini veya oyunda kalma isteğini düşürebiliriz sert oynayarak. Cesaret çok yüksek değilmiş. Diğer stopere de sürekli pres yaparak hani onun topu daha dengesiz kullanmasını sağlayabiliriz Hasan. Çok kötü bir tercih. Tamam sakin. Aman almasın abi almasın ya. Abi kalecine doğru indirsene orada topu. Da gitmezdi herhalde orada. Rakip de koşuyor orada. O da onu da hesaba katıyor yani adam bizde hep söyle böyle ezbere oraya atmayın falan diyoruz ama Bedo. o çok iyi Bedo. Tırpan her zamanki gibi sert oyununa devam etti. Bedo geçen maçta çok yüksek puan vermediler ama asistin asistini yapmıştı Bedo. Beğendim ben geçen hafta. Bu hafta da şimdi bir e, penaltı e, atışı kazandırdı. Ahmet kullan bakalım. Ahmet fena değil. Duran topları Ahmet'e kullandırtıyoruz ve 3 mü oldu? Kaç oldu? Evet 3. gol Ahmet İldiz. Ke Keşke Sivas maçında vurduğu şut gol olsaydı. Muhteşem bir gol olurdu. Evet. Hemen atla dedik. Ee, 1-0 öne geçtik. İyi oynuyoruz. Rakip şut çekiyor ama tabii gol beklentisi çok düşük ve çok net pozisyonlarda bulduklarını söyleyemeyeceğim. Dedik ve yedik mi? Eyvah Doğan çok iyi aldın önüne be kardeşim be. Çok iyi aldı önüne o topu orada biliyor musun? Evet. Kaan'ın sarı kartı var. İyi oynuyoruz. Bugün topa sahip olmak konusunda çok iyiydik. Evet bol gol fırsatı bulduk arkadaşlar. Gol pozisyonuna girmeye devam edelim. Bu yönde telkin verirsek daha fazla şut çekmeyi teşvik edebiliriz. Ee, yani 3 şut 4 şut çektik. Az şut çektik aslında 3 şut ama gol pozisyonları hepsi gol pozisyonu. Tabi penaltı da var onu da düşmek lazım. Oha tırpan. Adeboya o geldi adamın aklını aldı yani. <laughs> Teşekkürler Tırpan ne diyeyim sana yani şimdi. İyi orta. Ah, olmadı olmadı olmadı. Evet artık e, yani bu dakikalarda bir, bir, gol daha bulup rakibin direncini iyice kırmak lazım. Çünkü on, ne yapıyorsun sen Bedirhan ya? 10 kişi kaldılar. Kaleci <laughs> Bedirhan çok iyi dokunuşlar Bedirhan'da. Yani burada 6.7 ama hikaye abi. Orada topu nasıl aldı Bedirhan önüne? Şuraya bak. Çekti geri falan baksana şu hareketlere. Kaan kaleci yattı. Victor Lewis senede birkaç kez bunu yapıyor. O vuruşları var Victor Lewis'in. Yapıyor yani bu arkadaş. 70. dakika. Kaan yerine Mehmet'i atalım. Adeboyeo bu maçta iyi değil. Ama yine kalmasını istiyorum. Sola attım Melih. Ya da Melih solda oynayabiliyor. Melih'i de burada oynatabiliriz bu arada. Ee, burada Hasan yerine Berkay'ı atalım. Ahmet'le Berkay'ı yer değiştirelim. Ahmet biraz daha e, serbest gibi oynar. Bedokas'ın o yerine de Fatih Akta'yı atalım. Mı? Ya da gol krallığında boya o yarışıyor şimdi kötü oynuyor eyvallah ama evet yani iken oynasın belki bir gol atar gol krallığında ilk üçe sokarız biraz 350-500 bin euro daha yüksek bon servis bedeline satarız ay. Çok güzel. Oh be abi ya. Bugün atamayacak bu adam herhalde. Nürs yerine Kaan'ı atalım. Diop yerine de buraya Emirhan'ı atayım. Hadi bakalım. Son değişiklik haklarımızı da kullandık rakibin 11 şutu var. Kaleye bulan şutu yok. Takım savunmasını çok iyi yaptığımızı gösteriyor bu bence. Rakibinde biraz beceriksizliği olabilir. Net pozisyonları girmeden şut çekmesi olabilir. Ee, çok güzel. 2-0 kazandık. Tırpan işimizi kolaylaştırdı bir penaltı. Sonra saçma sapan bir müdahaleyle takımını 10 kişi bıraktı. İyi oynuyoruz. Dengeli oyun biraz daha iyi. Pozitif futbolu da yapabiliriz ama çok risk almayacağım artık. Dengeli futbolda devam edeceğiz artık ligin ikinci yarısında biraz daha böyle dördüncü sıraya yükselmişiz ya. <laughs> yani ligin ikinci yarısında biraz daha böyle iyi hissedersem takımı yapabilirim ama yine de çabuk çözülmeye müsait bir takımız. O yüzden ön liberodaki arkadaşları biraz daha çalışkan oyunculardan seçmeye çalıştık ama daha iyilerini bulursak alırız. Özellikle bir bek mesela. Kasım Paşa, Pendik, Gaziantep Evet burada Beşiktaş çok kötü durumda. 18 puanımız var. Güzel çok güzel. 6 galibiyet 3 mağlubiyet muhteşem. Asistanı gönder dedik. Yani çok iyi gidiyoruz bence. Bu bölümde de 3 galibiyet 1 mağlubiyet aldık. Yani dikkate alınması gereken bir takım olduğumuzu zaten gösterdik. Sezonun maçı şu. Bana göre yani ne Sivas deplasmanında 2-0'lık galibiyet ne de Kasımpaşa'ya 2-0 yemez. Şu Antalya deplasmanından 5 gol atarak ayrılmamız inanılmazdı. Adana Demir evet yani kadro kalitesi belli ediyor kendini. Ligde kalınca sırada Adana zaten iki. Ya iyi kon diyorum ben gene ya. Çünkü bir maç kaybetmeye başlarsak devam edecekmiş gibime geliyor. Ama takımda alternatifler var. İşte ön libero bugün mesela Engong yoktu. İşte Hasan oynattık. Geçen maçta Hasan oynadı galiba değil mi? Öyle bir şey mi vardı? Evet. İki maçtır Hasan oynuyor mesela Engong yerine. E, oyuncuların yerini tercih edebileceğimiz oyuncular olduğu için bence e, biraz daha rahatız. Bir de çok böyle üst düzey takımı sırtlayıp götürecek tek bir oyuncu olmadığı için de o yük eşit dağıldığı için de birinin eksikliği çok fazla hissedilmiyor. Takımda problem çıkarmıyor. Şöyle Lig Kupa ekranında e, sizlere veda edeceğim kamerayı kapatayım. Bu an durumunda görebilirsiniz. Şöyle biraz da aşağı çekelim bakalım kimler var kimler yok. Evet buradan takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle Körfez'den herkese selamlar.